Herkese yeniden merhabalar, ben Nurgüler. Arkadaşlar yine çok uzun bir aradan sonra, yaklaşık 3-4 ay sonra tekrar bir videoyla karşınızdayım. Şunu fark ettim, 3 ayda bir video atıyorum. Galiba mevsim geçişlerinde video atıyorum ben. 9 aydır yalnızca 3 tane video atmışım. Bu kadar eksik, yani bu kadar az video attığım için videolarım çok üst sıralarda yer almıyor. Bana abone olup bildirimleri açarsanız 3 ayda bir de atıyor olsam videolarıma denk gelirsiniz. Yine elimden geldiğince yaz aylarında daha aktif olacağım diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bugünkü videomuzun konusu, daha önceki videolarımı izleyenler bilirler, yaklaşık bir 9 aydır, 10 aydır falan kızılım. Bakırla başladım, daha sonra kızıla döndüm, kızılla devam ettim ve artık dedim ki yaz geliyor, ben kızılla ne yapacağım, ben bu saçtan nasıl kurtulacağım demeye başladım. Normalde kızıl rengi çok seviyorum. Zaten kullananlar varsa bence onlar da çok seviyordur. Çünkü gerçekten bağımlılık yapan biri. Ama kızıl kullananlar varsa biliyorlardır, beni anlayacaklardır ki yine bakır kullananlar da aynı. İnanılmaz akan bir renk. Ben ilk bakıra saçımı Eylül gibi boyamıştım ve havalar böyle aşırı sıcak değildi. Ona rağmen her terlediğimde yastık kılıfım, nevresimim, duştan çıktığımda havlularım, kıyafetlerim, tişörtlerim ve hatta böyle elime attığında tırnaklarımın uçları bile kızıllaşmaya, böyle bakırlaşmaya başlamıştı. Dedim neyse, hani kış geliyor, artık terlemeyeceğim. Kışın idare edebildim ama tekrar yaz gelince tutuştum. Allah'ım yazın böyle geçmez, denize gideceğim, havuza gideceğim. Zaten kızıl aşırı akan bir renk. O denizde, havuzda, tuzlu suyla birlikte daha da akıp böyle bakırlaşıp çirkin bir renk olacağından biraz bir tedirgin oldum. Ve hemen nasıl dönebilirimi araştırmaya başladım. Bence bu videoyu izleyenler de şu an bunu araştıran kişiler. Öncelikle amacım aslında bu renk olmak kesinlikle değildi. Yani şu an sarı, hatta sarının tonları var. Şöyle önler daha sarı, şuralar daha koyu sarı, dikkat ettiyseniz. Aslında istediğim renkler bunlar değildi. Şuraya ve şuraya koyuyor olurum. Aslında istediğim renk ya önler şu şekilde sarı, buralarım kahverengi ya da direkt tüm rengim bu saç rengi olacaktı. Yani kuaförüme böyle söylemiştim. Ama o ikisini birleştirip böyle bir şey yapmaya karar verdi. Bu kararından benim de haberim yoktu. Boyadıktan sonra haberim oldu. Öncelikle kesinlikle ama kesinlikle bu kızıldan sarıya dönmek gibi bir niyetiniz varsa bence kesinlikle evde dönmeyin. Çünkü biliyorsunuz kuaförlerde bile saçınızı açarken yakabiliyorlar ve yanan saç kopuyor gidiyor ki benim şuramda böyle birkaç tel yanan saçım var maalesef. Bu da burada boya veya açıcı kalitesiz olduğu için değil de orada başka bir müşterinin gelmesi ve onunla sanki ilgilenmek nedeniyle olmuş gibi oldu. Allah'tan diğer taraflarımı şu renk gibi bir renk göstermemişim, yoksa bütün saçımı da kaybedebilirdim. Şöyle önde birkaç tutam, görüyor musunuz? Şöyle önde birkaç tutam gitti, olsun, sanki kahkülüm varmış gibi görünüyor. Biraz böyle idare edeceğiz artık. Dediğim gibi eğer ki açmayı düşünüyorsanız benim saçımda kullanılan açıcı blonde olması lazım. Onu da buraya bir yere koyarım. Gittiğiniz yerin açıcısının markasını kesinlikle öğrenin. Olaplex ve blonde bildiğim kadarıyla en iyi açıcılardan. Eğer kızıldan dönecekseniz saçınızın birkaç defa açılması gerekecek ve birkaç defa açılması için de gerçekten iyi açıcının kullanması gerekiyor ki, iyi açıcının kullanılması gerekiyor ki saçınızda kopmalar meydana gelmesin, yoksa saçınız ciddi anlamda yanıp hasar görebilir. Benim aslında şöyle oldu, boyatmayı düşündüğüm biri vardı ama benim şansıma işten çıkmıştı. Bir an önce boyatmam gerekiyordu artık, saçımın dibi gelmişti. Yani ya tekrar kızıla boyatırsam bu sefer biraz daha akmasını bekleyecektim, açmak daha zor olacaktı. O yüzden böyle bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gittim. Yine benim saçımla çok uğraştılar ama saat 11'de gitmiştim galiba, 6'ya kadar saçımla uğraştık. Bunun dışında keratin bakım da yaptırdım. Keratin bakım bence gerçekten bu, özellikle kızıldan dönüyorsanız veya daha koyu bir renkten de yine dönüyorsanız aynı şekilde açıcı uygulanacaksa daha doğrusu saçınıza, bence keratin bakım şart arkadaşlar. Çünkü ben keratin bakımın sürüldüğü yerler, mesela buralarıma keratin bakım yapıldı ama şurama çok fazla sürmemişti kuaför yaparken, bunu dikkat ettim. Ve buralarım mesela yıkandığında biraz daha keçe gibi şuralarıma nazaran. Normalde 3 ay sürdüğü söylendi bunun etkisini ama ben sanmıyorum ki 3 ay sürsün. Çünkü böyle ilk hafta veya ilk haftalarda yıkadığım saçımla sanki şu anki böyle aynı değil. O zaman yıkadığımda böyle daha ipek gibiydi saçım. Ama şimdi biraz daha yavaş yavaş sertleşiyor. Galiba böyle 2 ayda falan yaptırmam gerekecek. 2 ayda bir falan yaptırmam gerekecek bu keratin bakımı. Bunun dışında eğer ki saçınızı koyu renge boyatmayacaksanız, yani saçınızı çok fazla koyu bir kahveye veya siyaha boyatmayacaksanız yine öncesinde açılması gerekiyor. Mesela ben kızılım, kumral olacağım veya koyu kumral olacağım derseniz yine çok zor, çünkü o kızıl sürekli alttan, o kızıllık sürekli alttan çıkacak. Eğer ki kumrala bile boyatacaksanız yine öncesinde saçınızı açtırmanız gerekecek. Ben de şöyle oldu, normalde iki rengi de gösterdim hani bu olsun ya da bu olsun diye. Dedi ki buralarını biraz açtık ve açtıktan sonra direkt koyu yaparsak eğer, o bir tane göstermiştim arkası kahveli, direkt o renk koyu yaparsak saçında yeşillenmeler olur. O yüzden başlangıç olarak hafif sarı bir renk yapalım. Yavaş yavaş koyultalım. Bir sonraki geldiğinde bir tık daha koyu yapalım ki yeşillenme yaşama dedi. Eğer siz de koyu bir renk düşünüyorsanız, yani dediğim gibi böyle küllü kumral gibi bir renk düşünüyorsanız öncesinde açtırmanız gerekebilir. Bunu düşünüyorsanız bence kesinlikle iyi bir kuaför araştırın ve dediğim gibi hangi açıcıyı kullanacağına mutlaka dikkat edin. Öncesinde sorun, gittiğinizde bakın gerçekten söylediği açıcıyı mı kullanıyor ve kesinlikle böyle bir paranızı kenara ayırın, paradan kaçmayın. Çünkü dediğim gibi benim saçımı 300 liraya boyayan ve 300 liraya açacağını söyleyenler de vardı, ama zaten senin maliyetinden sana ne kalacak ki 300 liraya saçımı boyayacaksın diyerek, kendim de güzellik sektöründe olduğum için ne kadar düşerse, neyin fiyatını ne kadar düşürürseniz o malzemeden çalınarak size geri döner. Ve sonuç olarak eğer ki saçınıza çok düşük fiyatlı, maliyetli bir ürün kullanılacaksa saçınız ikinci, üçüncü açmada yanabilir. Şimdi benim buramı, yani bu arkadaki daha koyu olan yeri iki kere açtı. Saçım aynı gün içinde iki kere açıcı gördü ve artı bir de üstüne boya yapıldı. Düşünün, sadece kalitesiz bir açıcıyla saçınızı bir kere açtığınızda bile yanabiliyor. Hatta doğal saçı bile yakabiliyorlar. O yüzden ben kesinlikle evde önermiyorum. Evde bir yeri boyarken diğer yeri unutabilirsiniz. Diğer yerde kızıllık kalabilir. En azından kuaföre güvenin. Yani güvendiğiniz bu kuaföre gidin daha doğrusu. Kuaföre rahatlıkla teslim edebilirsiniz saçlarınızı. Aslında gitmek istediğim yer bu. İşten çıkan çocuk başlangıçta keratin bakım sürüp sonrasında, yani işlemi yaptıktan sonra tekrar bir keratin bakım sürüyormuş. Böylece saç daha da az yıpranıyormuş. Bunu da yine bir göz önüne bulun. Gideceğiniz yere öncesinde de keratin bakımı yapıp yapmadığını sorun. Ben bunu sormamıştım. Başlangıçta bir keratin bakım vesaire yapılmadı bana. Eğer ki yazın kızıla veya bakıra dönmek isteyen varsa bence kesinlikle şu an düşünmeyin. Gerçekten çok zor oluyor çünkü kullanması diyorum ve bunun dışında hemen şunları da eklemek istiyorum. Eğer ki saçınız kızılsa ve sarıya dönecekseniz kızılınız böyle biraz daha akmasını bekleyebilirsiniz kızılınızın. Bunun dışında boyatacaksanız boya yapmadan önce, bu 2 ay mesela ben beklettim ya saçımı. 2 ay boyunca sürekli olarak bakım yaptım. Nelerle bakım yaptığımı da yine size söyleyecek olursam, ki yanıma getirmemişim, bunu düşünmemiştim daha önce, şimdi aklıma geldi. Dax kullandım. Evigen Bepanthene ampul ve bunu Hindistan cevizi yağıyla birlikte nasıl yaptığımı göstermiştim bir önceki videoda. Yine ona bakın. O kürden yaptım. Şimdi Dax'ı hala kullanmaya devam ediyorum. Diğer ürünlerini hala kullanmaya devam ediyorum. Dediğim gibi o 2 aylık saçımın kızıllığın saçımdan aktığı sürede bu Dax ve Hindistan cevizi yağı, Evigen Bepanthene ve Bemix ampul. Şimdi bu diğer kullandıklarıma ek olarak da Herbal Hair Care serumunu da buraya bir yere koyarım. Onu kullanıyorum. O da gayet iyi geliyor. Onu boyadıktan sonra keşfettiğim için boyadıktan sonra kullanıyorum. Eğer siz zaten açtırmayı düşünüyorsanız öncesinde saçınızı bu yağlarla besleyip sonrasında, yani boyadıktan sonra, açtırdıktan sonra yine desteklemeye devam edin. Çünkü çok kuru bir saçla giderseniz saçınızın kopma olasılığı daha fazla olur. Dediğim gibi bence kesinlikle maliyete takılmamamız gereken bir konu. Çünkü gerçekten saçınız şuradan da kopabilir, buradan da kopabilir veya benim gibi şöyle önden birkaç tutam da kopabilir. Bu bile insanın gayet moralini bozuyor, insanın modunu düşürüyor. Öncesinde ve sonrasında bakım yapmayı kesinlikle unutmayın. Bu video bu kadar çok sohbet değil, biraz daha bilgilendirme amaçlıydı. Tekrar yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olmayı ve o yanındaki bildirimi açmayı unutmayın. Yine sorularınız olursa yorumlara yazarsınız, onları cevaplıyor olacağım. Hoşça kalın, dikkat edin kendinize.